sevgili Ezel Akay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatımda aldığım en uzun övgüydü. Ya gerçekten mi? Çenesi düşük bir sunucuyum. Galiba yapımcımın ve yönetmenimin. Ezberin dedi. Mükemmel. Yani tabii ezberden bir şey değil, öyle de değil mi? Tabii ki değildir. Yani seninle ilgili fikrim bu. Çünkü yönetmenliğin noktasından bakmam gerekirse. Yaptığın her filme büyük bir hayranlık duyuyorum bir izleyici olarak. Ve bir oyuncu gözüyle de baktığımda bir senaryo bu. Kağıtta yazanlar ve sen öyle bir dünya kuruyorsun ki oraya. Ben yani o senaryoyu oyuncu olarak öyle okumam. Okuyamam. Mümkün değil gerçekten. Nasıl oluyor bu? Nasıl? Ya, şöyle oluyor. Hani birisi bir fıkra anlatır. Çok gülersin. Aynı fıkrayı başkası anlatır. Hiç gülmezsin. Evet. Şimdi bu ikisi arasındaki fark gibi bir şey yönetmenlerin yaptığı şey. Yani tamam. İnsana göre değişiyor hakikaten. Evet. Yönetmen ben bunu nasıl anlatacağım diye düşünür. Hani konu bazen hikayeyi bile önemsemez bazı durumlarda. Evet. Ben yani bunu anlatırken nasıl ilgi çekebilirim, nasıl eğlendirebilirim, nasıl yaptığımla yazılanla değil de o yazılanı çekerken yeni bir şey nasıl eklerim diye düşünür. Bütün yönetmenler düşünür aslında bunu. Benim kafam biraz sapık çalışıyor. Sapık değil ya. Yani yoldan sapmış anlamında. Evet. Yani ezber bozan bir yol. Tabii kendi ezberimi de bozmaya çalışıyorum. Tabii öyle bir şey var. Mesela bana göre senin filmlerin benim evim gibi. Benim evim rengarenktir. Rengarenktir ve böyle severim renkleri yani. Hatta birçok arkadaşım düz seven, renk sevmeyen böyle... Ay Allah'ım der yani bu rengi de bununla kullanıyor olamazsın falan. O kadar rengarenktir. Her şeyi bir arada harmanlamayı severim. Hoşuma gider yani. Etnikle çok modern bir şeyin yan yana durması beni bozmaz. İşte ne bileyim beyaz altınla sarı altın, yeşil altın ne diyorlarsa o gümüşle altın takmayı çok severim. Yani benzemezleri severim bir arada. Ve bana çok şey anlatır hepsi. Farklılıklarla bir olmayı anlatır. Hiç... Tahmin etmediğin bir fikir yaratır. Yani ben en azından böyle düşünüyorum. Senin de böyle heyecanla izlediğin filmlerindeki o renk benim evimin renkleri gibi. Ama bir oyuncu olarak bir senaryo okuduğumda hiç öyle renk düşünmem. Neden böyle? Şöyle, valla hakikaten neden yahu? Neden? Bir kere... Evin öyle mi, renkli mi? Ya ben evimi çok önemseyenlerden değilim. Evim renkliden çok ıcık cıcık dolu. İşte mesela. Hani yani baktıkça bir şey göreyim, ondan ilham alayım, masanın üstünde dursun, bir daha bakarım ona diye. Bende saksağın ruhu var bir parça. O ne? Yoldan mesela bir tane parlak demir parçası bulup bunu böyle atamam. Cebime koyarım. Bazen böyle ceketin, pantolonun cebinden falan ilginç bir takım taşlar, bir şeyler çıkıyor. Yani saksağınlar çok sever parlak şeyleri, renkli şeyleri. Evet, doğru. Parlak şey toplar. Ben bayağı topluyorum yani. Ay müthiş bir şey. Yani giderek hani ileride belki akıl sağlığımı kaybedersem çöp ev falan sahibi olacağım. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Filmcilik. Yani ama senaryo, uzun zamandır ben mi duymuyorum seni yoksa ben zaten... Olabilir. Son iki tane yani geçtiğimiz sene ve bir önceki sene iki tane film yaptım. Tamam. Onlar maalesef ikisi de Covid'den. Biri dijitalde oynadı. Yani evet. 9 kere Leyla diye bir film. Evet, belki duymuşsundur. Evet. Onu sinema için yapmıştık. Hı hı. Maalesef olmadı. Bir de Osman 8 diye bir film çektim. O da yakında bir dijital kanalda. O zaman çıkacak. Evet onu izleyeceğiz. 9 kere Leyla'dan sonrası evet, aslında. Bir de Osman 8. Bir de İstanbul'dan mı uzaklaştın? Öyle yo, bir durum mu şöyle, oldu? Yok şöyle benim atalarımın bir köyü var. Uzun süredir hafiften terk edilmiş bir köydü. Şimdi böyle bir sürü üniversite mezunu torun oraya geri dönüyordu. Biz de gidip bir evleri toplayalım, toparlayalım, restore edelim dedik. Ve iki senedir benim kardeşimle beraber, Eren'le birlikte orada yaşamaya başladık. O evet. Üst katta, ben alt katta. Uzak mı İstanbul'a? Yo, 1,5 saat. Yani en hoş tarafı o. Zaten 2 saat önce oradan geldim. Ha bayağı oradasın ve Perşembe, gelip gidiyorsun. Pazartesileri geliyorum genelde. Hı hı. Perşembeleri dönüyorum. Hafta sonunu orada geçiriyorum ama tabii internet, Zoom toplantısı falan aslında filan. 1,5 saat mesafede yaşamak yok, da bence yok canım, çok hiç fıstık tren bile var köye. Evet. Mis gibi. Köye tren olan başka yer neresi var bilmiyorum. Ay ama müthiş tren şey bile bu. Var. Nasılsın? İyiyim yasak. Nasılım? Bir kere şöyle söyleyeyim, iyiyim madem yasak. Benden çok daha kötü durumda olanlar var. Onun için öyle kötüyüm, ay şu oldu, bu oldu falan demek yasak. Değil mi? Tabii yani sonuçta
gerçekten çok daha kötü durumda olan insanlar var. Onun için biz iyiyiz. Çok kıymetlisin. Yani ben artık 20 kaçıncı yıl, 20 küsur yıldır sektördeyim ve sen hep vardın yani ve hep hani takip ettiğim, izlediğim, evet, yaptıklarını merak ettiğim, hani bir oluşum yaptığında orada hep ilkleri yapmaya sebep olan ve hani herhangi bir projenin içinde ezel varsa herkesin bir durduğu, ne çıkacak buradan, hani kötü ya da iyi olması çok görece bir şey. Buradan yola çıkarak söylemiyorum. Tabii kötüden çok. Ama klişeden, evet, olmadığı net olan bir hal, yani bir isim. Yani ezel varsa orada bir renk var, bir yorum, evet, var ve bir farklılık var. Belki de mottomuzu tabii ki hiç kimseye sıradan zihin ya da sıradan bakış açısı, sıradan beyin demek değil niyetimiz elbet ama eğer sanat senin ezberini bozuyorsa, bildiğinin dışında sana bir şey öğretiyorsa ve evet bir yer var ama oraya gitmenin bambaşka bir yolu da varı gösteriyorsa benim için gerçek, evet, sanat. Şu okuduğun Oppenheimer'ın da değil mi? Schopenhauer'ın, evet. Pardon. Onun, birisi herkes tarafından anlaşılıyorsa sıradan beyinlere hitap ediyor, evet, demektir. Şimdi tabii belki bizi kastetmiyordur. Çünkü hikaye anlatıcıları için aslında sıradan beyinler daha önemli. Tabii ki herkese ilham verecek hikayeleri anlatmanın yolunu bulmaya çalışır bütün hikayeciler. Bütün hikayeciler olabildiği kadar çok insan bu hikayeleri dinlesin diye hikaye anlatır. Evet. Yani 50 kişiye anlatıyorum diye başından öyle planlamaz. Yani 50 kişiye anlatıyorum, anlatacağım diye başladığı hikayenin bile 250 bin kişiye ulaşmasını çok ister bütün hikaye anlatıcıları. Hikayenin özelliği bu aslında. Dolayısıyla, aynen, aslında sıradan beyinler beni diğerlerinden daha çok ilgilendiriyor. Çünkü hakikaten ilham vermeye çalışıyoruz. Sıradan beyinden kastediyor. Sıradan beyinden herhalde şunu kastediyor. Yani hayata dahil olmayan, isyan etmeyen, işinde gücünde olan, bütün hayat standart yaşayan, hani yoldan çıkmayan, yeni bir şey yapmayan, evlenen, çoluk çocuğa karışan, orada ondan sonra da emekli olan, emeklilik hayatı yaşayan, binlerce benzerine benzeyen, evet, insan tiplerini kastediyorlar. Evet. Ama onların arasında da aslında düşünen, arzu eden, belki yerinden kalkma ilhamı bulamayan, dünyaya ilişkin fikri çok az olup hikayeden etkilenerek dünyayı başka gözle görebilecek çok insan var. Evet, ve çok hoş bir şey yani bir sanat eserini izleyip dünyaya başka bir gözle bakmak. Çok böyle açılmış, büyümüş, parlamış bir zihin demek o. Evet. Ve çok zevkli bir şey hepimiz için. Yani hepimiz bir şeyi anladığımızda, böyle pırıltılı bir şekilde anladığımızda seviniriz. Yani bir bilmeceyi çözdüğümüzde nasıl hoşumuza gidiyorsa, haz duyuyorsak, hepimiz aslında aklımızın genişlemesinden, ilhamdan çok zevk alırız. Ben de onları peşindeyim. Çıkış noktan aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde, hı-hı, okuyorsun ve sonra Amerika'da tiyatro okuyorsun. Sonra? Sonra sinema. Nasıl? Yani tiyatro... Ailede mesela çok merak ediyorum, tabii bin tane şey merak ediyorum. Ailede böyle biri mi var? Sen Boğaziçi Üniversitesi'ni okuduktan sonra niye Amerika'ya tiyatro okumaya gidiyorsun? Sonra dönünce niye tiyatro insanı olmuyorsun da sinema insanı oluyorsun? Ya biri Mustafa Kemal Paşalı, biri Osman Gazi. Bir de aynı toprak. Evet yani. Bir de toprağız. Bunu. Baksana buradayız. Evet. Yani demek ki... Şimdi hani benim babam tiyatrocuydu. Öyleyim tabii, doğru. Hani en azından biz böyle benzin istasyonumuz vardı. Evet, ben orada büyüdüm ama benzin istasyonunun müdüriyetine... O fasit şeyinin, hesap makinesinin yanında oturan, babamın yanında ziyaret eden, şimdi anladığım çok önemli tiyatro insanları vardı. Şimdi ben o zaman tabii anlamıyordum. Babamın İstanbul'dan, okuldan arkadaşları geliyor ama onlar Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Delikuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyuncuları, işte yani Erol Günaydın falan. Ama ben tabii onlar işte bana Erol amcan, Yıldız babaannen, Müşfik deden diye tanıtıldılar. Sonra ben aklım başıma geldikçe bizim benzin istasyonunun yazıhanesinden kimler geçmiş arkadaşım? Ben kimlerle büyümüşüm duygusunu, evet, yaşadım. Doğru. Doğru, sen onu topraktan edinmişsin ister istemez. Benim, evet, öyle bir şey olmadı ne tabii oldu ki. Ne oldu? İnegöl ama aslında İnegöl dediği. Şöyle değil, düşünelim. Tamam. Bir takım insanlar hayat boyu aslında, hı-hı, yeteneklerine uygun işlerde çalışmadıkları ya da o yeteneklerin ortaya çıkarabilecekleri bir hayat sürmedikleri için, tamam, böyle standardın içinde kalarak devam ediyorlar ve sürekli bir hani içinde solucanlar var gibi bir durum oluyor. Benim, değil annem mi, de öyleydi. İçinde bir şeyler var. Hani
Düğünde ilk dansa o kalkar, şarkıyı ilk bravo, usul, değil bravo. Mi? Öyle kapı gıcırtısına şey oynar sana i̇şte. Söylediğim gibi. Benim annem lisedeyken, Bursa sonuçta bir taşra şehri, tabii. Lisedeyken maraton koşar, tiyatro oyununda sahneye çıkar. Çok koloratür sopranoydu, çok güzel bir sesi vardı. Klasik Türk müziği söyler, aryalar söyler falan. Gerçekten. Ondan sonra gidip banka memuru oldu mecburen. Ondan sonra babam da banka müdürüydü. Eşleştiler, kavuştular. Evet. Babam da bir Abhaz delikanlısı, hani daha Kazak bir efendi. Kadının bütün sanat hayatı evlilikle birlikte bitti. Onun evlilikten için, sonra düğünde dans yasak mı? Yok, yasak değil, yok. Öyle, ha, öyle bir taassup falan yoktu ailede. Gayet açıktı. Sadece hani ne bileyim konservatuvardan işte 3. sınıftan konservatuvara girmiş. Sonra abisi ayaklarını, bacaklarını yırtarım dediği için geri gelmiş. Bunu niye anlatıyorum? O kadar içinde kalmıştı ki annemin. Benim ben dahil üçümüzde, üç kardeşte ben makine okudum. Film, oyunculuk ve yönetmenlik yaptım. Kardeşim sosyoloji okudu, heykel okudu, şarkıcı ve heykeltıraş oldu. Öbürü yekten, artık ona engel olamadılar, en küçüğü, yekten konservatuara girdi ve yani Türkiye'nin sayılı müzisyenlerinden oldu. Yani üçümüzün de çocukluğunun sanatla bir ilgisi yok annem dışında. Var aslında. Ama demek ki bir böyle arzu doğmuş var bizde. Yani bence bayağı arzuyla... Kendi içindeki arzuyla doğurmuş sizi gibi bir durum olmuş. Arzuyla doğurmuş, evet. Evet yani... Arzuyu yem ederek doğurmuş. Evet. Doğru. Öyle bir neden.